وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kimden وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي benim zikrimden yüz çevirirse, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, Resulümden, Peygamberim Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan yüz çevirirse, başka yerlerde huzur ararsa, izzeti ve şerefi, اَلَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اَيَتَّهُونَ عِنْدَكُمُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ جَمِيعًا. İzzet ve şeref ey kullarım, kafirlerin yanında aramayın. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlerin yanında aramayın. Allah'a, Resulüne, Kur'an'a karşı bayrak açanların yanında izzet ve şeref aramayın. Rabbimiz beyan ediyor. İzzet ve şeref ancak ve ancak Allah-u Teala katındadır. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي kim de Allah'ın ve Resulünün ihlâmına düşer, Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا biz de onu yakalarız, onun maişetini banken kısarız, bu dünyanın geçimi olarak kabul edin, huzur olarak kabul edin, imanın sağlamlığı olarak kabul edin, onun geçimini kısarız. Ne yapar? Hem dünya hayatında maddi sıkıntı içerisinde boğuşmayı düşünür, manevi huzursuzluk içerisinde boğuşmayı düşünür, türlü sıkıntılara düşer olur. Sebebi ne? Allah-u Teala isyan edip zikrinden, Allah-u Teala'dan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yüz çevirmektir. Tam anlaşılan ifadeyle ben yüzüme bakarım, ben işime bakarım. Kur'an reform edilmeli, benim anladığım şekilde bana hitap etmeli. Artık 1400 yıl geçti üzerinden, bu ayet üzerine şey yapmıyor. Ben sürekli kullanmayınca olmaz, ben faaline girmeyince olmaz. Bu zamanda kullanmadan başka eğlencem var. Ben bile içinden keyif alıyorum. Merhalelerine girdiğim zaman, Kur'an'dan, zikirden, Allah rahmetinin yolundan hatalara düşer, yüz çevirmeye varasın. Maazallah. Rabbim böyle hatalara düşmekten cümlemizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Buna düşündüğü zaman bu yollar tedavi etmiyor. Maişeten lanca. Rabbimiz de buyuruyor, daha çok rızkını, maişetini daraltır ve o sıkıntıya girer. وَلَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Bir de ahirette bunun cezası var. Kıyamet günü يَوْمَ الْحَشُرُهُ اَعْمَى. Biz onu âmâ olarak, kör olarak haşrederiz. Öyleyse ki Allah'ın bize yüz çevirmiş, rızkı daralmış, dünyada rızkı sıkıntılar çekmiş, hiç huzuru bulamamış, ahirette haç olduğu zaman da ağa alır. Kişi orada kapımız dayan ediyor. Hala Rabbi yine haşete yağma. Ey Rabbi, ben dünyadayken kör değildim, ağa değildim, gözlerim görüyordu. Ya beni bugün niçin kör olarak, ağa olarak haşire getirdin? Kapımız devam verecek. قَالَ كَذَٰلِكِ اَسَدْكَ اَعْيَاتِنَا فَنَسِيْتَ هَذَكَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْمِسْلَىٰ. Rabbimiz buyurdu ki, evet, sen dünyadayken bu gözlerin görüyordun. اَسَدْكَ اَعْيَاتِنَا فَنَسِيْتَ هَذَكَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْمِسْلَىٰ. Yalnız benim ayetlerini okuduğun zaman onlara sağır getirdin. Onları görmenden geldin. Onları yok saydın. Hayatının hiçbir alanına kondurmadın. O benim kalbim mezarlıkta okunacak. Bana hitap etmiyor, okul zaman açmıyor, içimi çözmüyor dedi. Allah'ın Kur'an'a iftira attı, Allah'ın zikrine yüz çevirdi, hem dünyada sıkıntısını çekti. İşte bugün, mahşer gününde, kıyamet gününde, tahtiye gireceğin o günde, feryat icat ettiğin bu günde, ben de buna karşı seni âmâ olan, çok olan haşir edin diyeceğim. Ancak bu videonun içine bakmaya nazıran, şöyle güzel ayetler izledim. Bütün ayetler güzel de içimizde sefer şekilde. Allah'a itaat etmiş, Resulüne itaat etmiş, hatalara düşmüş, günahlara düşmüş, hataları oluyor, olabilir, olacaktır. Ancak tövbe etse Rabbim nasip eylemiş, hata ediyor ama tövbesinde geri bırakmıyor. Sani amele sarılıyor, Kur'an'a sarılmaya çalışıyor. Eksiğiyle, kusuruyla Allah'a ve Resulüne can verir, muhabbet besliyor. Allah yolunda gitmeye gayret ediyor, eksikleri kusurlar olarak.